sert ekmekten zahmetsiz pizza tarifi. Özellikle çocukların çok sevdiği pizzayı bu şekilde hazırlayarak hem bayat ekmekleri değerlendirin hem de çocuklarınızı sevindirin. Bu basit yöntemle herkes çıtır çıtır nefis çörekler yiyebilecek. Emine Beder'den hamur katlama şekilleriyle sihirli çörekler. Az sonra Mutfağım Şahane'de. Mutfağım Şahane'den herkese merhabalar. Biz yine sizlerle beraberiz. Merhaba Yasin'cim. Merhaba. Merhaba Özlem, merhaba. Şu anda İznik'teyiz. İznik Gölü'nün yanı başındayız. Muhteşem bir havayla başladık biz bugüne. Geceyi karavanımızda geçirdik. Ama şu anda çok güzel bir yağmur bastırdı. Yaz yağmuru. De geldik İznik'e. İznikliler bizi çok güzel karşıladılar. İsterseniz fazla ıslanmayalım. Hemen karavanımıza doğru ilerleyelim. Karavanımızın tentesinin altında yağmurdan korunalım. Merhaba hanımlar. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle sizlere. Teşekkür ederiz. Şu anda İznik Belediyesi'nin kayıkhane tesislerindeyiz. Bakın neler var neler. İznik mutfağından. Hanımlar yemeklerin bir kısmını yaptılar, bir kısmını da şimdi beraber yapacağız. Bugün çok zengin bir içerik hazırladık sizlere. Aynı zamanda müziğimiz de var. Bursa müzikleri, İznik müzikleri. Çok güzel bir zeybek gösterisiyle sizleri buluşturacağız inşallah. Hava durumu el verirse. İnşallah. Şu anda yoğun bir yağmur başladı. Evet hanımlar. Bugün ne yapacağız? Öncelikle bir söyleyelim izleyicilerimize. Stüdyoda Emine Hanım var. Özlem çok merak ediyorlar. Merhabalar. Balık çorbamız var. Bakın İznik Gölü'nün balığı. Gösterelim. Aa. Sarı balık olarak geçiyor. 5 kiloluk bir balık. Bu balık dün tutuldu. Evet. Bu balığın etini dün akşam biz yedik, pişirdik. Çok güzel bir kızartma yaptık. Papaz yahnisi yaptık. İlk defa öğrendim. İznik'te öğrendiğim bir tarif. Çok yakında paylaşacağım. Bu cumartesi dünyanın tadında paylaşacağım. Papaz yahnisi yaptık etinden. Kellesini de bugün sizlerle beraber çorba yapacağız. Doğru mu? Yapacağız. Aynen evet. Balık az sonra kelle çorbası. Balık kellesinden çok besleyici. Şifa deposu. İzleyin sebzeleriyle sabahleyin beraber topladık. Bahçeden soğanımız, maydanozumuz, domatesimiz bakın. Malzemelerimiz burada. Yapmak isteyen olursa bu malzemeleri hazırlasın. Beraber yapalım. Evet. Nanemiz var, sarımsağımız, karabiberimiz, toz biberimiz. Burada sirkemiz, unumuz var, biraz da sıvı yağımız var. Malzemelerimiz... Hastan, bakın. Çok... Canlı canlı yapacağız. Tamam, harika. Bakın burada dün yaptığımız, Hasibe Hanım'la beraber yaptık. Karavanımızın içerisinde. Hatta bakın, çok da güzel bir tarif oldu. Hasibe Hanım tarif etti, ben yaptım. Hasibe evet. Hanım tarif etti, ben yaptım. Bu yemeğin adı. Bakar mısınız? Pizza gibi, börek pizzaya mi diyelim, benziyor. Yemek mi diyelim? Evet. Adını siz koyun. Yapma adını siz koyun. Gibi. Börekle yemek arasında. Evet, bu yemeğin adını biliyor musunuz? Patlıcan kırpmaydı, değil mi? Kalpana diye biliyorum ama. Bakın, İznik o kadar zengin bir mutfağı var ki İznik'in. İznik'in bir mahallesinde olan yemeği diğer mahallesi bile bilmiyor. O kadar fazla yemek çeşidi var. Dün beraber yaptık, ben de öğrendim. Bu yemeğin adı kalın kıyı. Börekle yemek arası. Ortasında çok güzel bir patlıcan yemeği. Evet. Kenarında harika görünüyor. Kıyası. Yönetmenimiz... Aynı İznik Gölü gibi bakar mısınız? İznik Gölü'nü andıran bir yemek. Evet çok güzel. Çok güzel gerçekten. Yönetmenimiz de diyor ki patlıcanlı evet. Tepside lahmacun. Devam ediyoruz. Bakın devam ediyoruz. Bakın çok güzel bir soğan yemeği. Soğan topala. Evet. Mükemmel. Yönetmenimiz diyor ki patlıcanlı lahmacuna benziyor diyor. Evet, lahmacunla pizza arasında da bir görüntüsü var. Ben de dün pizzaya benzetmiştim. Evet, ben de. Nihat Bey, size de getireceğim bu yemeklerden. Tarifini aldım. Gelince beraber de yaparız. Evet, tabii bu arada. Bakın, bu da çok ilginç ve çok lezzetli bir tarif. Soğan topalağı, soğan evet. Topalağı. Evet, bu arada bir biraz yağmur yağdığından dolayı donuyor. Hemen çıkaralım canlı canlı. Gösterelim. Biraz Yasin'cim. Bakın, soğan topalağı. Soğanla yapıldı. Altıda. Mücver arası. Bakın altıda asma yaprağı. Evet, evet. Bakın çok altında güzel. Asma yaprağı. Her tepsiye yapışmıyor. Evet. Hava. Oh, nefis. Afiyet olsun. Yakupcan da geldi. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Ben şimdi, de tadını bakacağım.
Sen de bak bakalım, sen de bak. O yüzden bugünkü içeriğimiz çok zengin. Arka tarafta müzisyenlerimiz var. Evet. Müzik öğretmenlerimiz var. Yakupcan burada bak, Yakupcan çok iyi bakıyorum. Yakupcan soğan topraklarını götürüyor. Harika. O zaman siz nasıl orada... Yakupcan? Lezzetli, bravo. Oh, çok Yakupcan güzel. Çok seviyor. Devam edelim. Bakın burada İznik'in yöresel ürünleri var. Sabah toplandı bunların, hepsi sabah toplandı. İznik'in eriye. Of of, evet, gök gürültüyor. Canlı canlı hava durumunda görüyorsunuz. Evet İznik'te. Ya çok fena ayağımızla yağmur. Bereketimizle geldik. Çiftçilerin en çok sevdiği şey bu. Aynen. Evet. Bakın. İşte eriğimiz, kirazımız. Ben bunlardan... Biraz bu tarafa alalım Erdal, gel. Bakın bunları... göster, ye Yakupcan, annen de görsün yediğini. Annen de göster yediğini. Evet vallahi. Bakın, aklım sendeydi Yakupcan. Şöyle göstereyim. Eriye, kirazı. Evet çok güzel. Oo, kırmızı kırmızı, yeşil yeşil. Bu arada yağmurdan dolayı da biraz görüntü donuyor Yasin. Bakın devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İzleyin. Olmazsa olmazı zeytini. Evet. Evet. Evet, şu anda hava çok hava şartları biraz burada zor. İnşallah birazdan düzelir. Tamam. Tekrar size bağlanacağız Özlem. Bugünkü içeriğimiz çok zengin. Sadece balık çorbası yapmayacağız. Sadece balık çorbası yapmayacağız. Aynı zamanda ne yapacağız? Sütlü yumurta yapacağız. Tereyağlı. Tereyağlı sütlü yumurta yapacağız. Oo. Az sonra tereyağlı sütlü yumurta tarifimiz de olacak. Harika. Tamam, biz birazdan Yasin'e bağlanacağız. Yağmurdan dolayı biraz görüntü donuyor. Siz Yasin'cim bütün hazırlıkları yapın. Biz dakikalar sonra yeniden sizlerle beraber olacağız. Ama stüdyomda bugün Emine Beder de var. Emine Beder'le beraber yine çok güzel lezzetler sizi bekliyor. Ve reklamlardan sonra da ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel hocamız bizlerle birlikte olacak. Helal ve haram gıdaları konuşacağız kendisiyle. Eğer siz de reklamlardan sonra Ali Rıza Temel hocamıza soru sormak isterseniz canlı yayına bize bağlanabilirsiniz. Sosyal medyadan sorularınızı bize iletebilirsiniz. Evet. Evet, ha bu arada evet. Efeler Bursa'nın, bakın görüyorsunuz, geleneksel folklorunu izliyoruz bir yandan da. Evet, hava çok yağmurlu gerçekten Bursa'da. Bursa'nın şu anda geleneksel, bakın, yöresel halk oyununu izliyoruz. Gerçekten çok güzel. Manzara harika. Bursa harika. İznik çok güzel. Biz şimdilik Yasin'e teşekkür ediyoruz. Yasin'cim gerçekten çok teşekkürler. Bizi harika bir manzarayla buluşturdun. Birazdan çok güzel yöresel yemekler yapacağız. Ve stüdyomuzda da şimdi Emine ablacığım sizinle neler yapacağız? Biz bugün pizza yapacağız. Gördüğünüz pizza aslında bayat ekmekten yapılan bir pizza. Bayat ekmekten mi? Bayat ekmekten nasıl yapıyoruz? Ekmeklerden bu hale getireceğiz pizzayı ve bu dilim dilim kesilen bir pizza olacak. Allah Allah, kimse, çok ilginç. Kimse bunun ekmekten yapıldığını anlamayacak çünkü içine koyduğum malzemelerle bu bütünleşecek. Adeta yoğrulmuş hamur gibi olacak. Hı hı. Bunun için efendim malzememiz şöyle. Ben bunu büyük tepside yaparsak büyük tepsi malzemesi vereceğim. Ama biz bunu küçük bir tepside yaparsak benim yaptığım gibi yumurta, yağ, süt hepsini yarı yarıya azaltarak yapabilirsiniz. Ben büyük tepsi ölçüsü yapıyorum. İkiye ayıracağım malzememi çünkü bir kısmıyla pizza, bir kısmıyla börek yapacağım. Aa süper. Çok şimdi, pratik iki tane. Tabii tabii. Tarif. Bu büyük fırın tepsisi olursa, hı hı, bir büyük fırın tepsisi ölçüsü aslında. Sadece pizza yaparsanız ya da sadece börek yaparsanız. Ben malzememi ikiye ayırıyorum. Tamam.
2 bardak süt, 4 tane yumurta gitti içine. Şöyle 1 çay bardağına yakın sıvı yağ koyacağım. Tamam. Ve 1 paket kabartma tozu koyacağım. Tamam. Bu benim ekmeklerimi, 2 tane bayat ekmek ya da pide olabilir. Bu arada lütfen ekmekleri atmayalım. Yapılan son araştırmalara göre milli gelirin %15'ini israf ederek çöpe atıyoruz. Evet, kesinlikle. Türkiye dünya sıralamasında 3. Ekmekleri ben çok görüyorum çöplerde, çöp kenarlarında poşetlere asılmış olarak. Hatta bahçeye atıyorlar, bizim sitede var mesela. Hı-hı. Yukarıdan atıyor kocaman kocaman ekmekleri. Bu aslında evin bereketini artmak, çünkü tabii, Peygamberimiz ekmeğe hürmetin çok önemli olduğunu tabii söylüyor. Ekmeği atarsanız efendim aslında siz evinizin bereketini atmış oluyorsunuz. Evet. Benim böyle küp doğranmış ekmeklerim var. Bunun hepsini, 2 ekmek bu yaklaşık olarak, malzememin içine koyup karıştırıyorum. Aynı zamanda biberimiz, çeri domatesimiz, onlar tabii peynirimiz, pizza yaparken, pizza için zeytinimiz de var. Eğer biz İçine bunu koyacağımız malzemeler, sucuğumuz var. Evet, pizza değil de börek yapıyorsak, ekmek böreği yapacaksak, içine evde yenmeyen zeytin, hani böyle sürünür ya, gelir gider, gelir gider, bir türlü yenmez, tuzludur. Bu arada tuzlu zeytin için bir formül önereyim. Zeytinleri tek tek bıçakla yarın. Tuzluysa eğer, suya yatırın, kaynar suya, azıcık da sirke dökün içine. Arada bir değiştirin, çok güzel bir şekilde zeytinleriniz evet yenir efendim. Şimdi büyük bir tepsimiz var, görüyorsunuz. Fırın kabına. Evet. Şunu alayım acaba, daha mı güzel olur? Bir küçük bir fırın kabına. Önemli olan pizza ya da börek, her ne yapıyorsak, bunun ince olması çok önemli. Yani fırın kabının da ince olsun, pizza hamuru gibi çok ince olsun. Fırın kabını ona göre seçin. Evet, şöyle spatula ile evet düzeltiyorum. Hamur gibi oldu zaten. Tabii tabii, bu bütünleşecek. Baksana, eridi ekmek. Bu bütünleşecek. Bütünleştiğinde hem hamur açma derdi de yok. Tabii, hiç yoğrulmuş hamur gibi, hiç kimse evet bunun ekmek olduğunu anlamayacak. Aynen. Çünkü tamamen bütünleşecek. Evet. Şimdi pizzayı yaptık. Pizza evet yapmayalım. Tamam. Ya da vaktimiz kalırsa yapalım. Şu diyelim ki bizim evde çok sevilmeyen... Börek mi olacak bu? Heh, börek olacak. Çok yenmeyen... Çekirdekleri zeytin içinde kaldı. Onu yerken çıkaracağız. Ama isterseniz de keserek çıkartabilirsiniz. Tabii tabii, isterseniz keserek çıkartırsınız. Yeşil zeytin olabilir, siyah zeytin olabilir. Bu arada evde yenmeyen, çok sevilmeyen peynir cinsleri varsa, hani vardır ya böyle... çok gelir gider, bir türlü yenmez, lor olabilir mesela. Evet. O da bunun içine girebilir. Peynirimiz evet burada. Peynir yoksa olmaz mı? Tabii ki olur. Labne bir... mi bu, normal peynir mi? Normal beyaz peynir, beyaz peynir, lor peyniri, hepsi olabilir. Hı hı. Bizim peynirimiz biraz böyle rendelenmeyen, yumuşak bir peynir cinsi. Evet, yumuşak cinsi, aynen. Yumuşak beyaz peynir sürüyoruz. Ama tabii biz buna her türlü peynir koyabiliriz. Evet, lor evde, peyniri aynen, özellikle. Her türlü peynir gider. Kesinlikle. Zaten lor evet tuzsuz, zeytin de tuzlu, aslında birbirini tamamlayabilir. Şimdi peynirin üzerine... Ben de eldiven alayım. Eğer peynir yoksa bakın hiç problem değil. Sadece şu harcı, sadece bu harcı döşeyip hiçbir şey kullanmadan da pişirebilirsiniz. Evet. Üzerine biraz toz, pul biber ve nane gezdirip... Oh. O şekilde de pişirebilirsiniz. Bol, bu kaşarlı, da bir, harika. Ben çok severim. Bu da bir kaşar alternatif peyniri aklımızda olsun. Şimdi ben bunu biraz süsleyeceğim yalnız. Evet, tabii süslemesi zaten en önemlisi değil mi? Önce bir gözün doyması lazım. Yani doymazsa, bu tabii hoş gelmezse... süsleme işi keyfe keder de ben süslemeyi sevdiğim için evet süsleyeceğim bunu. Sizin biraz. Sizin süslemeniz çok güzel ama Emine ablacığım. Dünkü börekler şahaneydi gerçekten görüntüleri. Tadı da öyleydi. Teşekkür ederim Özlem. Şimdi... Biberlerimiz var, kırmızı, kesilmiş kapri biberlerimi ben böyle önceden biraz çok hafif haşladım. Hı-hı. Kolay şekil alabilsinler diye. Tamam. Kapri biberlerle şöyle kafesler yaparak hı-hı süslemek istiyorum bunu. Yeşil de kullanacak mıyız? Yeşil de
kullanabiliriz. Şöyle üstüne olur mu kırmızı? Olur. Yeşil. Şöyle aralara koyalım istersen. Şöyle. Şöyle aralara yerleştiriyorum ben. Evet, rastgele yerleştirebiliriz. Bunu da göndereceğiz fırına. Tamam. Yaklaşık 180-200 derece ısılı fırında pişmeye bırakacağız. Tamamdır. Harika. Çok basit. Bu mu böreğimiz? Bu böreğimiz. Çok pratik. Görüyorsunuz hanımlar. Hiç evde hamur açmaya uğraşmanıza gerek Şimdi yok. Şimdi bu 3-5 dakikada hazırlanabilecek kadar basit. Evet. Aynı yöntem ve aynı hamurla. Bunu Özlemciğim verelim mi? Tamam verelim. O zaman biz pizza da yapalım. Pizza Vaktimiz da yapalım. Var. Vaktimiz var. Kalan hamurla. Aynen. Yani o ekmek harcıyla. Evet, daha doğrusu pizza yapacağız. Alt fırına mı koyayım, üst fırına mı koyayım? Fark Aslında etmez. Aslında ben senden önceden hazırladığımız pizzayı da koyalım. Şöyle fırına vermeni rica Tabii. etsem. Tabii. Of 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 güzelliklere bakın. O Görüyor da musunuz? Pizzamız. Pizzamız pişecek. Bir yandan da böreğimiz pişecek. Harika lezzetler. Bakın aynı malzemeyi şimdi pizza yapacağım. Malzemeyi tekrar ediyorum. Büyük boy fırın tepsisi içinse 4 yumurta, 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 2 tane bayat ekmek. Eğer küçük tepsi ise benim şimdi yaptığım gibi 2 yumurta, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu. Bu da küçük boy fırın tepsisi için. Evet. Gayet hamurlar, ince döşedik. Evet. Zaten ezdikçe onlar daha da eziliyor. Evet. İncecik bir hale geliyor. Gerçekten ben yani 40 yıl düşünsem bayat ekmeklerden pizza, börek yapmak aklıma gelmez. Şimdi böyle bir şey denediğimde çok hoşuma Sizin gitti. Sizin kendi tarifiniz mi? Evet. Benim ya, çok tariflerin çoğu benim tarifim. Valla bu nasıl aklınıza geldi hani bayat ekmeklerden Şöyle pizza yani yapmak? Bu yumurtalı sütlü harç birleştiriyor ya malzemeyi, evet. bütünleştiriyor. Kesinlikle. Baksanıza incecik bir hamur gibi oldu şu anda. Yoğrulmuş bir hamur gibi zaten dilim dilim kesilerek çıkabilen Evet. Bu arada şimdi pizzanın oluyor. En önemli noktası domates sosu. Bu sosun içine ne koyduk Emine ablacığım? Bu ketçap da olabilir. Çünkü pizzayı lezzetini veren sosu. Ketçap olabilir, sos olabilir. Yani bu bildiğimiz salça aslında. Hmm. Salçayı biraz sıvı yağ ya da çok az su ile sulandırıp şöyle üzerine birazcık sürüyoruz. Çok ince bir tabaka Hı-hı. şeklinde. Kekik de atıyorum ben bazen bu kekik, sosun içerisine. Kekik atıyoruz. Gerçekten çok güzel kekik bir lezzet veriyor. Kekik atacağız biz de. Hafif evet zeytinyağı, rendelenmiş domates, birazcık salça, kekik. Böyle bizi alıp İtalya'ya götürüyor ondan sonra o sosla. Tabii mantar konulabilir, mısır konulabilir. Mısır, haşlanmış mısır, mısır konservesi. Hı-hı. Mantarın dışında domates, biber... Pek çok malzeme Tabii bir arada aynen, üstüne ne gelirse akla her şeye konabilir. Şimdi o pizzayı süslemiştik. Bunu Hı-hı. süslemeyeceğiz. Bunu süsleyelim mi? Yani siz bence süsleyelim. Süslü mü yapalım? Tabii. Peki. Bu da süslü olsun. Ben önce peynirini serpiyorum. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki üzerindeki malzemelerle hepsi aynı anda pişer mi? Pişer. Tabii ki pişer. Önemli olan buradaki pizza harcının tepside incecik olması. Hı hı. Bizimki de incecik zaten. Evet. Şimdi şöyle önce bir domateslerimle başlamak istiyorum. Tamam. Çok çok güzel bakar mısınız? Domatesimizi koyduk. Zaten pizza domatessiz olmaz yani. Evet domates, çok ayrı bir lezzet biber, katıyor. Zeytin. Pizzanın aslında ilginç de bir çıkış hikayesi var. Nedir? Asırlar önce İtalya'ya İngiliz kraliçesi gidecek. Ziyaret edecek ve yemek hani yapmak istiyorlar, yemek sunmak istiyorlar. Ne yapalım, ne edelim? Hamur açıyorlar ve hamurun üstüne de ellerinde ne varsa o malzemeleri koyuyorlar, ikram ediyorlar. İşte sosis, gerçi o zamanlarda yok da peynir işte koyuyorlar, kaşar koyuyorlar. Ondan sonra tabii onların fesleğini çok meşhur biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra İtalya'nın Kaçıncı bayrak renklerini taşıması amacıyla da asırlar önce işte asırlar çok eski. İşte İtalya'nın bayrak rengi de kırmızı, yeşil, beyaz. O yüzden domates sosu kırmızı, peynir, kaşar peynir hani beyaz. Üstüne de fesleğini koyuyorlar ve İtalya renklerini taşıyan pizzayı ikram ediyorlar. Çok sonra güzel. Da pizza İtalya'nın geleneksel lezzeti oluyor. Ve bütün dünyada da yapılıyor aslında. Biz de bugün hani evlerimizde yapıyoruz, her yerde yapıyoruz.
sonra da? İşte bu da zahmetsiz 5 dakikalık pizza diyebiliriz. Evet. Hani böyle ben hamur açmayı, yoğurmayı bilmiyorum falan diyorsanız zaten hiç gerek yok ona. Çok zahmetsizce bu pizzayı yapabilirsiniz. Burada tabii evet, salam kullanılabilir sucuk yerine. Tavuk sucuğu kullanılabilir. Sosis tabii, tabii kullanılabilir. Çeşitlendirilebilir yani. Aynen. Damak tadınıza göre, zevkinize göre mısır konabilir. Bunu da gönderelim sonra, o zaman fırına. Bunu da gönderelim. Fırına şimdi gönderemeyiz, fırınlarımız dolu. Ha doğru, affedersin. Fırınlarımız dolu. Bunu biraz sonra gönderelim. Aynen. Bu arada birazdan sizi Stockholm'e de götüreceğim. Onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz İsveç'i geziyoruz. Pazartesi gününden beridir. Birazdan İsveç'e de gideceğiz sizlerle beraber. Ardından Yasin'e de bağlanacağız birazdan. Evet, şimdi Emine ablacığım birbirinden güzel lezzetler yapıyoruz sizinle. Ve hanımlar beni hep sokakta gördüklerine soruyorlar. İşte siz Emine Hanım'la berabersiniz. Biz işte şu yemeği yaptığımız zaman bu yemeğimiz işte birazcık şöyle oluyor, böyle oluyor. Benim de komşum bana dedi da ki... soruyorlar. Evet, pilav yapıyorum ama pilav yaptığım zaman nedense böyle yapış yapış oluyor. Niye böyle oluyor diye tane sordular tane bana. Oluyor, evet. Peki. Efendim pirinç pilavının birkaç tane püf noktası var. En önemlisi şu, pirinci ıslatın ama ıslattığınız suyun sıcaklığı yoğurt mayalar gibi parmağınızın dayanabileceği ılıklıkta olsun. İçine tuz koyun ve limon suyu koyun. Niye limon suyu? Çünkü limon suyu pirincin tane tane pişmesine yardımcı olur. Bu püf noktasını çok kişi bilmiyor. Yani pilavı evet. Sonra bunu bir 20 dakika en az. Ya yapış yapış olmaması için, tane tane olması için limon suyu koyuyoruz. Limon suyu. Aa, ama pişerken de koyacağız. Pişerken de. Sonra bu 20 dakika en az beklesin. Diyelim ki işiniz var, bu suyun içinde 2 gün bile bekleyebilir, hiçbir şey olmaz. Evet, pilav da aslında bizim geleneksel lezzetimiz. Kesinlikle. Ama yani hani böyle lezzetli olması, tane tane böyle parlak olması da birazcık şifreleri var. Var. İşte onun püf en önemli püf noktası. Limonlu, tuzlu, ılık suda bekleteceğiz. Sonra iyice nişastası gidene kadar yıkayacağız. İkinci çok önemli püf noktası. Aynen. Mutlaka iyi kavurmanız lazım. Böyle kaşığınızı vurduğunuzda kıt kıt diye pirinçlerden ses gelecek. Yani pirinçler böyle cam gibi saydamlaşacak. Ben bir de şey duymuştum. İçine yağ çekecek. Yıllar önce yine ben de bir yemek programı yapıyordum. Şeker atıyorduk içine, küp şeker, doğru mudur? Küp şeker limon suyu anlatacağım şimdi. Pirinç çok iyi kavrulduktan sonra içine ölçü önemli. Diyelim ki bir bardak, şu bardağı rica edeyim. Bir bardak pirinç ölçüyorsak, bir bardak pirinç için bir ıslattıysak, bir buçuktan bir tık az su koyacağız. Bir de minicik, yani bir buçuk tam olmasın. Bu arada bir telefonumuz var Emine ablacığım. Buyurun, hoş geldiniz. İyi günler Özüm Hanımcığım. İyi günler, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Emine Hanım'a bir sorun var. Buyurunuz. Böreklerimizi kıtır kıtır yapamıyoruz. Onun püsrosalarını çok güzel beğenerek izliyorum. Onun hakkında bir bilgi istiyorum. Bir de ben Urfa Siverekliyim. Çok Siverek. Güzel bir yumurtalı kısırımız var bizim. Biliyorum. Biz yumurtalı köfte deriz ama biliyorum, aslen kısırdır. Her memleket bizim gibi yapamaz. Öyle rastgele kısır yaptıkları zaman da üzülüyorum çünkü wow, iddialıyız. O bize ait olan bir şeydir. Size tarifini vereyim. Denerseniz çok memnun olurum. Bir de baharat takımınızdan bir tane rica ediyorum. Baharat setinizden. Ben baharat takımımız? Baharat evet, setimiz yok ama nerede? Baharat takımımız yok ama soslarımız var. Soslarımızı ondan da rica ederim. Ama şifremizi takip ederseniz. Ediyorum ama işte, yani ben yıllardır sizi izliyorum. Bugün düşürebildim. Aa, sağ olun. Çok şanslısınız. Dün yine takip ediyordu sizi. Çok teşekkürler. Ama bugün düşürebildim, yani düşüremiyoruz onun için. Çok sağ olun. Ama şey evet, şifrelerimizi takip ederseniz ve bol bol ararsanız eminim ki bu soslardan sahip arıyorum olabilirsiniz. Ama işte düşüremediğim için şey diyorum. Çünkü severek izliyorum. Sizin öbür programınızı da izliyorum. Eşinizle beraber çok, olan. Çok sağ olun. Cumartesi pazar izliyorum. Çok Sefer teşekkürler. Izliyorum. Çünkü yemek yapmayı çok seviyorum. Ha, yemek yapmayı sevmeyen ediyorum, bayan yoktur zaten. Tabii tabii. Bizim yumurtalı köftemizi 4 bardak bulgura 1 bardak kaynar su döküyoruz. Hani bizler yaşlıyız, 71 yaşındayım ben. Maşallah sesiniz 18 gibi. Evet. İçine 2 baş çok güzel rendelenmiş kuru soğan koyuyoruz. Bol maydanoz, bol yeşil biber, Urfa biber salçası, Urfa domates salçası. Urfa'nın domates salçası da harika olur. Yumurta ve limon. Önce soğanla baharatlarını karıştırıp çok güzel yoğuruyoruz. Lokum gibi olduktan sonra içine yeşilliğini katıyoruz. Ne derler?
Yumurtayı bol yağda pişirdikten sonra üzerine döküp onu da böyle bir harmanlıyoruz, yoğurmuyoruz. Ondan sonra limonlu sepiyoruz. Bol kıvırcık ve rokayla beraber yiyoruz. Afiyet olsun. Oo. Yani bu Urfa'ya mahsustur. Hiçbir yer kendine mal edemez. Ama gerçekten denenirse ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Evet, deneyeceğiz inşallah. Zaten ülkemizin her köşesinde böyle kısırlar yapılıyor ama evet, her yörenin kendine evet, ait has evet, bir lezzeti, has bir tarifi evet, var. Çok teşekkür evet, ediyoruz gerçekten Aysel Hanımcığım. İyi ki aradınız. Bütün Urfa'ya selam olsun diyoruz. Ne yapmalıyız? Sağ ol canım benim. Öpüyorum hepinizi. Biz de çok teşekkürler. Bakın bakın şu güzelliğe bakın. Böreğimiz 5 dakikada pişti. Pizzamız 5 dakikada çok pişti. Çok sıcaktı. Tarifimiz gibi çok çabuk pişti. Şunların güzelliğine bakın. Böreğimiz burada, pizzamız burada. Ay mükemmel kokuyor. Bunları dilim dilim keserek, şu an kesmeyeceğim. Çok sıcak aa, olduğu için. Ha, olmaz ama, mı sıcakken kesemez miyiz? Yani keseriz de düzgün çıkmayabilir. Biraz ılıktan sonra kesebiliriz. Gelelim sorumuza. Pilavdan pilavı yarım kestik. Evet. Pirinci çok iyi kavurduk. Bir bardak ıslatılmışsa pirinç, bir bardak pirince bir bardaktan bir buçuktan biraz az su koyacağız. Pişirirken de limon suyu koyacağız. Bir iki tatlı kaşığı kadar. Bir tane kesme şeker koyabiliriz. Tuzunu ayarlayacağız. Kısık ateşte pişireceğiz. Sonra ilk böyle bir dumanı çıktığında kapattıktan sonra üzerine dörde katlanmış kağıt havlu kapatacağız. Heh. 15 dakika demlendireceğiz. Tane tane tel tel pilavımız hazır. Peki çıtır böreği nasıl diye soruyor. Çıtır börek için efendim dün söylemiştik. Sirke galiba değil mi? Evet. Püf noktası sirke. Şimdi açtıysanız da yufka böreği ise de hani arasına yağlı sütlü bir malzeme koyuyorsunuz ya. Hı. Bir iki kaşık sirke koyun. Çıtır olması için. Benim size tavsiyem elde açma börekse aralarına sadece yağ sürün. Yağ sirke karışımı ama bir iki kaşık sirke koyun yağın içine. Bir de ısıtılmış 10 dakika önceden ısıtılmış fırında pişirin. Pişer pişmez fırından çıkarın. Bu çok önemli bir püf noktası. Ne olur onu da atlamayalım. Tamam. Derken, biberlerini koyalım. Ben bir yandan Yasin'i de sormak istiyorum. Şimdi Yasin'e bağlanacağız. O da biliyorsunuz canlı yayında. Bir de gül şerbetimiz var. Sonra aynen Yasin gelene kadar isterseniz gül şerbetimizi yapalım yapabiliriz. Mı? Tamam aynen, yapalım. Efendim bu benim gül şerbeti, yaptığım mükemmel bir şey. Güllerden yaptığım. Gül her şeye faydalı biliyor musun Emine ablacığım? Çok faydalı. Bunu suratınıza sürseniz suratınızda çok şifası var. İçerseniz de şerbetini ya da çayını ishali kesiyor. Ondan sonra rahatlık, dinginlik veriyor kesinlikle insana. Kesinlikle çok faydalı. Gargara yapılırsa bademcikteki ağrıyı kesiyor. Rahatlatıcı özelliği aynen, var. Aynen. Yaraları temizliyor eğer vücudunuza sürerseniz bu şurubu. Gerçekten inanılmaz kalbe ferahlık verip ciğeri de kuvvetlendiriyormuş bu şerbet. Evet. Gülün kendisi çok şifalı. Evet şifası. Evet. Şimdi bugün normal bildiğimiz bahçelerdeki pembe, beyaz, sarı her türlü her renk gülden olabilir. Aslında bunun peygamber gülü denilen güldür. Yani o çok kokulu ay ne güzel gül kokuyor, suyu yapılan güldür. Şimdi harika, bu gülün posasını kesinlikle buna atmayacağız. Aa ne yapacağız onu? İkinci kez kavanoza dolduracağız. Şeker ve limon tuzuyla tekrar yapacağız. Hmm. Yani şu gül posasını, gül yapraklarını yani evet, iki kez ya da üç kez kullanabilirsiniz biliriz toplamda. Hiç ziyan etmiyoruz, bu bir konsantre, atmıyoruz, bu çok fazla canım. Neyi bunu vereyim, su mu? Heh, biraz bunu inceltelim. Bir de şeye sürahimiz başka yok mu? Arkadaşlar sürahi rica edebilir miyim? Tamam. İçine bir şey düşmüş ama. Bir sürahi rica edeceğim sizden. Tamam. Gül şerbeti yapıyoruz şu anda. Evlerde rahat rahat ya da kolay şey kolay yapalım, yapılabilen, direkt pratik, yaz aylarında ferahlatan harika bir şerbet. Evet. Arkadaşlar sürahi rica etmiştim buraya malzememiz ama gülümüz gelmemiş var. Peki. Bardaklara direkt dolduralım. Tamam. Gülümüz ve suyumuz var değil mi Emine ablacığım? Burada, şimdi tekrar yapacağım. Burada malzemede sadece su, gül yaprağı, limon tuzu veya limon. Bunu Instagram hesabımda bu tarifler var. Emine Beder çift R var sonunda. Emine Beder RR var sonunda. Bunu çok sordular. Sizin evet, de sorabileceğiniz aklıma geldi. Tekrar tamam, bardak rica edeyim. Tamam. Onun için açıklamak istiyorum. Buradaki limon tuzu yerine limon suyu kullanılabilir mi?
çok geldi bu soru. Tabii limonata ki limon suyu olsun? Da kullanılabilir. Hı hı. Damak tadınıza göre şekerini ve limonunu ekşisini ayarlayayım. Bir bardak daha alayım tabii. Acaba. Ha, bir tane de o bardağı dolduralım. Gerçekten çok güzel oldu. Rengi harika. Ben bir tadına bakmanı rica edebilir miyim? Tabii ki. Başka bir bardak da verirsen senin. Tamam. Şimdi burada bunu tabii bu konsantre, bunu incelteceğiz. Ha öyle mi? Tabii tabii. Nasıl inceltiyoruz o zaman? Yani biraz su koyduk biliyorsun. Tamam kavanozdaki değil bu. Hı hı. Kavanozun dışında da var biraz. Harika. Gerçekten şimdi mükemmel. Yeniden bir yapalım. O evet. Şeyi alabilir miyim senden Özlemciğim? Gül yapraklarını alayım lütfen. Tamam. Gül yapraklarımız gül da burada. Bakın alayım. Böyle ölmüş, ölmeye yakın, dalında düşecek olan güllerimizi. Aynen tabii kesinlikle bunlar alıyoruz yani. Yani bu düşmeye yakın, yerden toplanmayan ama. Evet. Dalında ama düşmeye yakın. Evet. Biraz böyle gazel gibi oldu. Hı. Yıkadığımız ve beklettiğimiz için hemen rengi değişiyor. Yoksa hepsi taze gül bunların. Evet çok güzel. Şimdi buradaki limon tuzu. Ve şekeri tamamen damak tadımıza göre ayarlayacağız. Limon şimdi yaklaşık ben bir dolu tatlı kaşığı kadar koydum. Hı hı. Sonra bunu hazırladınız ya, baktınız ki biraz ekşisi az, biraz daha limon tuzu, biraz daha şeker ilave ederek ayarlayabilirsiniz. Peki şekerin ölçüsünü hani ilk evet. yapacaklar için. Bir de gülün ölçüsü de ne olacak? Ne kadar gül gülün, koyacağız? Bak bu kadar gül. Yani şunun bir yarısı dolusu. Kadar. Fakat bunu biz yoğurduğumuzda bu o kadar azalacak ki bir kavanozun tamamını gülün bile doldurmayacak. Gülün yoğurduğunu ilk kez görüyorum gerçekten. Gül yaprakları. Sadece aynen. gülün yaprakları toplandı, yıkandı. O sarı çanak kısmı yok burada. Hı hı. Sadece gül yaprağı var. Öncesinde bir serin çünkü içinde böcek varsa uçup gidecek. Hı. Gülün gül böcekleri oluyor böyle. Evet evet. Hani uçucu böcekler. Evet. Zararlı değil. İçinde varsa uçsunlar. Sonra onu bir güzel iyice yıkayın, tabii süzdürün. Tabii yapraklarını bir güzel çıkartmak sonra da lazım. Benim şimdi yaptığım gibi limon tuzu ve şekerle ovun. Ve bir temiz kavanoz alayım Özlemciğim. Ve kavanoza sıkıca bastırın. Hmm. Sonra içine su doldurun. Ay gül şerbeti. Ya görünüşü de çok güzel gerçekten. Buna su doldurmanı rica edeyim tamam. Özlem lütfen. Ben bunu böyle evimde süsleyip bile saklarım doldur, yani. Doldur. Baksanıza ne güzel şimdi duruyor. Bunu güneşe koyun pencere önüne. Çok kısa bir süre sonra o kıpkırmızı rengini bırakacak. Tabii bulabilirseniz peygamber gülüyle yapın. Peygamber gülü çok daha makbul. Kalanını da öbür kavanoza koyayım güllerin. Aman, çok güzel oldu. Gülün görüntüsüne bayılıyorum ben. Şimdi tabii bu hakikaten siz tadını bilmediğiniz için ben söyleyeyim. Ben hiç içmemişim bunu. Özlem biraz tadına bakarsan çok tamam. sevinirim. Şu kalanını tamam. istersen. Şurada var zaten onlardan içeyim. Olur. Olur tabii. Ben hiç tadına bakmadım bilmiyorum. Yani ekşisi nasıl, tadı nasıl, şekeri az mı çok mu? İşte onu sonradan ayarlayabiliriz. Hmm. Hani tadı azsa şeker, limonu azsa tam limon. Bana limon uygun. Suyu da olur. Bunun için biraz limonu fazla bunun. Fazla mı? O zaman biraz daha o konsantre hı. olduğu için biraz daha suyla inceltebiliriz onu. Harika. Bu arada Yasin de hazırmış. Hemen bağlanalım Yasin'e. Biz güllerimizi de dolduralım. Heh, buna da su koyalım. Yasin'cim merhaba. Duyuyor musun bizi? Sonuç. Evet. Biz buradayız. Merhaba Özlem. Karavanımızın içerisine geçtik. Dışarıda çok kötü bir fırtına var. Ya. Kuvvetli bir yağış var. Biz de Nebahat Hanım'la beraber sütlü yumurta tarifi verelim istedik sizlere. Çok aa. İlginç bir tarif. Ben ilk defa duydum. Of. Evet yağmurun şiddeti hızlanmış. Besleyici bir tarif. Kahvaltılarda çabukça yapabileceğimiz bir tarif. Sütü ocağımıza alıyoruz bir miktar sütü. Çok fazla yoğun olmasına gerek yok. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Yakın gösterelim tenceremizi. Bakın sütümüz var ocağımızda kaynadı. Aynen. Tereyağımız var ve yumurtamız var. Sütümüz kaynadı. Evet kaynayan sütün içerisine... Yumurtalarımızı döküyoruz. 6 tane yumurta. Evet. Yani köy yumurtası. Aynen öyle. Köy sütü, köy yumurtası. Evet. Şimdi bunların sütün içinde pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle. Tarifi ben de yapıyorum. Çok güzel değil mi? Gel Yavukcan gel. Yavukcan çok acıktı şimdi bu arada. Bir miktar tuzumuzu da birazcık tuz atıyoruz. Emine Hanım da yapıyormuş bu tarifi. Öyle çok mi? Seviyormuş.
Emine Hanım sizi çok seviyorlar burada. Hanımların çok selamları var. Çok teşekkür ederim. Dostu sevgiler Emine Hanım, Özlem Hanım hepinize. Çok teşekkürler. Bizden de çok sevgiler, selamlar. Geleceğiz, geleceğiz. Ben zaten bugün geliyorum inşallah yayından sonra. Bakın böyle süt ve yumurta pişmeye, özleşmeye başladı. Bakın süt bir taraftan da pişiyor, bir taraftan tereyağımız. Oh. Malzemeleri yana, göstersin Erdal, malzemeleri görelim. Normal siller mi oldu? Erdal, malzemeleri görelim diyor Özlem. Sarılarını falan. Malzemesi Özlem sadece süt, yumurta ve tereyağı. Bu kadar basit. Biraz da tuz. Evet. Çok basit ama çok seviliyor. Bakın Emine Hanım da çok seviyor. Evet, ocağı görürsek süper olur. Kolay, lezzetli bir tarif. Kahvaltıda hemen çabucak yapabileceğimiz bir tarif. Of. Ve sarılarını patlatmamayı tercih ediyorum. Evet, ocağı... Evet. Sarıları patlatmamamız gerekiyor. Şimdi patlattık biz. Aynen öyle. Evet, İzleyin geleneksel lezzeti sütlü yumurta şu anda Yasin Karavan'da yapıyor bize. Karavan'da yapılacak bütün lezzetler yapılıyor. Kuruyor. Evet, karavanımızın mutfağında. Aynen. Biraz daha sütümüz olabilirdi. Biraz daha sütümüz. Tamam, var sütümüz değil mi? Şey, yemeği görebilir miyiz yemeği? Yasin'cim. Tamam, ben size vereyim. Sabah geldi. Aynen, taze. Şöyle biraz ekliyorum. Evet, yakın evet. Alıyoruz. Yemeğimizi yakın alalım Erdal. Yemeği görmek istiyorlar. Bakın. Oo. Vallahi canımız çekti ki ben yumurtayı çok severim. Sütlü yumurtayı da ilk kez şu anda sizden öğreniyorum. Yeterli, ocaktan alabiliriz. Şu anda hazır. Hemen pişti. Şu anda ocaktan alıyoruz. Bakın. Sen gör. Yakup, sen de heyecanla şu anda bakıyoruz. Bakın en son. Birim. Üzerine. Ay bayılırım sütlü yumurta. Hemen sunumuna geçiyoruz. Sunumuna geçelim. Evet, sunumuna geçiyoruz. Aslında evet, tereyağını bunun üstüne de gezdirelim. Tamam, gezdirelim. Tereyağlı yumurta yani. Bizim Türk mutfağının olmazsa olmazı. Süt kesinlikle. Sütle girince güzel oluyor. Oh, İskender gibi. Alışıklar zaten Bursalılar böyle her yemeğe tereyağı dökmeye. Sesi duydunuz. Duyduk. Sütlü yumurta. Ay. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Yapamayacağım. Yavrucan koklasın. Gelsin Yakupcan kilolar. Bayıldı. Kokudan bayıldı. Çok güzel kokuyor. Yakupcan şu anda bayıldı. Görüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yasin'cim mükemmel görünüyor. Şimdi tadına bakalım mı? Tabii, buyurun. Canlı. Evet. Hemen Yakupcan gel tadına bakalım. Canlı. Çok heyecanlı. Evet, hemen tadına bakalım. Şöyle huzurlarınızda. Bakalım. Bizim canımız çeksin burada tabii ama bizim de pizzamız var. İlk burada böreğimiz var. Yiyorum. Sütlü tereyağlı yumurta. Ben de. Yavrucan sen de tamam. Biraz soslama, çok sıcak ağzına yakma, tamam mı? Bakın. Yavrucan da direkt. Bakın. Nerede, canlı nasıl? Can tadına bakıyoruz. Canlı çok heyecanlı. Ooo. Koyalım mısınız? Çok lezzetli normal. Olmuş. Çok lezzetli olmuş. Mükemmel görünüyor gerçekten. Özlem, daha burada yapacak lezzetimiz çok. Müzisyenlerimiz bekliyorlar. Ama yağmur yağıyor bugün ya. Şanssızız. Sizlerle buluşturacağız. Tamam. Az sonra buranın İzmir balık çorbası tarifini vereceğiz. Tamam. Yağmur yağıyor ama hiçbir şey mani değil. Tamam. Her şeyin bir çözümü var. Peki bir şey soracağım. Balık çorbasının... Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Tamam, çok teşekkürler. Söz şimdi bizde. Yasin'i karavanda bıraktık. Karavanda gerçekten harika lezzetler yapıyor bizim için. Bugün birazcık bağlantıda problem var. Çok yağmur yağıyor. Fırtına kopuyor şu anda Bursa'da. İstanbul'da da gerçi bugün hava kapalı. Burada da yağmur bekliyorum yani ben. Belki de başladı. Başlamış olabilir, evet. Emin ablacığım. Şey yok, bak renkler başladı. Mükemmel oldu. Tabii bu bekledikçe o kıpkırmızı rengi. Gününüz ne kadar renkliyse o kadar kırmızı olacak. Ay. Dediğim gibi bunu süzdüğünüzde bunun içine damak tadınıza göre biraz daha limon ya da limon tuzu, biraz daha şeker, hatta biraz daha su ilave etmelisiniz. Bu çok konsantre. Yani şu kadarcık gül suyunu siz 1 litre daha su ile ve şekerle, limon tuzu ya da limon suyuyla damak tadınıza göre tadını kontrollü bir şekilde
belki ayarlayabilirsiniz. Bakın bunlar bizim benim evde 2 gün önce yaptığım. Kaç gün dayanır bunlar Emin ablacığım? Şimdi buzdolabında yani bir 10-15 gün durur. Süzdükten sonra. Gerçekten. Ama güneşte 2 günden fazla bekletmeyin. Oda sıcaklığında da bekleyebilir. Hı-hı. Vaktimiz varsa hamur şekli yapacağım. Hamur kadar vaktimiz var? Hemen bakıyorum. 5 dakikamız var. Yapabilir miyiz 5 dakikada? 5 dakikada yaparız. 5 dakikada yapabildiğimiz kadar hamur kaplama şekli yapalım. Şimdi bu bizim milföy hamurumuz ama bunu biz... Tamam. Varsa tamam. Bu arada şifrelerimizi umut ediyorum ki takip ediyorsunuz. Çünkü şifrelerimizi doğru takip eden izleyicimiz bizden sos kazanacak. Özlemciğim beraber de yapabiliriz ama ben de yapabilirim. Şimdi rüzgar gülü yapacağım. Senin işin çok. Bugün sen bana yardım etme istersen. Senin yapayım. Şu an çok işin var. Yani sen işine yani... Benim tamam işlerim. Konsantre ol. Her şeyim hazır. Hazır mı? Peki. Aynen. Şimdi köşelerden şöyle içeri doğru... Şimdi hamur şekillendirme yapıyoruz bakın. Evet. Milföy hamurunu şekillendiriyoruz. Ama bunu milföy yerine kendi evde yoğurduğunuz bir poğaça hamuruyla, çörek hamuruyla yapabilirsiniz. Önce köşelerden içeri doğru kesikler yaptım ama... Ben yaparsam izleyicilerimiz de yapar Emine ablacığım. Öyle mi diyorsun? Aynen peki. Ben de yapıyorum. Ama ortayı kesmeyelim. Ortayı kesmiyoruz. Bakın şöyle küçük bir çizik ortada attım. Ortada bir yarım santim bırakalım. Sonra diğer ucu, köşesinden hepsi, daha. Hepsi. Dört köşede. Ama bunların noktalarını, uçlarını birbirine değdirmiyorum. Yani benim ortada... elimde çekebilirsek eğer süper olur bakın hamuru. Evet ortada biraz boşluk bırakacağız ki kopmasın köşeler. Şimdi bir ucu katlıyoruz. Yani bir ucu aldın, köşeye, ortaya katla. Şimdi bir ucu atlıyorsun, bunu atladın. Ha, rüzgar gülü gibi. Şunu atladın, şu yanındakini katlıyorsun. Yoksa şaşırırsın. Atla katla diyeceksin. Şimdi bunu katladık. Şimdi yanındakini ne yapacağız? Atlayacağız. Atladık. Onun yanındakini katlıyorsun. Doğru mudur? Doğrudur. Aa çok güzel onun oldu. Onun yanındakini atlıyorsun, onun yanındakini katlıyorsun. Rüzgar gülü gibi oldu. Peki. Şimdi biz bunu tuzlu yapıyorsak yumurta sarısı süreceğiz. Ortasına peynir koyacağız piştikten sonra. Harika. Bu arada telefonumuz Zeynep Hanım hatta şifremizi doğru bilen izleyicimiz Ankara'dan arıyor. Merhaba Zeynep Hanım. Merhabalar. Siz de böyle börekler yapıyor musunuz? Mutfakla aranız iyi midir? Hamur işlerini sever misiniz? Evet ben de çok seviyorum gerçekten. Evet. Çok güzel. Şifrelerimizi doğru bildiniz bu arada. Alabilir miyiz şifreyi? Evet. Zengin helvasını baldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz. Evet. Çok güzel. Bravo. Tebrik ediyoruz gerçekten. Doğru bildiniz. Teşekkür ve bu güzel ederim. Barbekü sosumuz, acı sosumuz sizin oldu. Böyle tatlı tatlı güzel günlerde soslarımızı yemeniz dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada sizleri çok seviyorum. Biz de çok seviyoruz sizi. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz gerçekten. Rica ederim. Ne demek. Sağ olun. Bizi aradığınız için tekrar görüşmek üzere diyorum. Özlemciğim bir şekil daha yapalım mı? Ne dersin? Evet bir daha yapıyoruz. Ben de bir tane başka bir şey. Bu başka bir tamam, şekil. Tamam başka bir şey yapıyoruz. Şimdi burada yaptıklarımızı... Bu rüzgar gülü oldu bakın çok harika oldu. Tatlı yapacaksak bunu hiçbir şey sürmeden pişiriyoruz. Şöyle iyice görülebiliyor mu? Evet görüyoruz. Bakar mısınız ne güzel oldu ya. Eğer tuzlu yapıyorsak yumurta sarısı sürüyoruz. Tatlı yapıyorsak pişirip çıkarıyoruz. Üstüne pudra şekeri eriyoruz. Hı. Ortasına reçel koyabiliriz. Bir meyve koyabiliriz. Çilek gibi, vişne gibi. Hı hı. Tuzlu yapıyorsak yumurta sarısı sürüp pişirdikten sonra üzerine orta aynen. kısmına peynir koyabiliriz. Bakın şimdi şu kenardan bir kesik yapıyorum. Evet ben de yaptım. O kesiği şuradan devam ettiriyorum. Öbür taraftan ama bu, devam. Ama bu uçta kalıyor yarım santim. Aynen ortaya yani uçlarına kadar değil ortadan kesik atıyoruz. Aynen. Evet. Şimdi kaldığımız yerden, o bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. O kapalı yer duruyor ama. Tamam. Buradan devam ediyoruz. Ay ne güzel oldu ya misafirler şurası bunlara dursun. Bayılır. Şurası dursun. Tamam. Tamam. Durdu. Şimdi ortasına varsa bitter çikolata tatlı yapacaksak erimez bitter çikolata kalır ortasında. Evet bu arada yavaş şu yavaş. Şu an bizim bitterimiz yok şey yapıyoruz sucuk koyuyoruz. Tamam bunu da yapalım reklama gidelim. Gidelim. Tamam. Şöyle o zaman sucuğu koyduk. Tamam. Kapattık. Kapatıyoruz.
Kapattıktan tekrar sonra. Tekrar kapattık. Evet, hamurlarımız hazır hale geldi. Çok nasıl? Pratik kundak görüyorsunuz. Mükemmel oldu. Çok güzel. Bakın, bir kundak oldu. Yine Emin ablacığım önümüzdeki günlerde buna devam edelim. Bu tarz devam hamurlara tamam. Değişik şekiller yapmaya. Biz şimdi reklama gidiyoruz ama reklamlardan sonra konuğumuz ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel Bey bizlerle birlikte olacak. Ali Rıza Temel hocamıza soru sormak isterseniz reklamlardan sonra bizi arayabilirsiniz. Ve sosyal medya üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Emine ablamla neler yaptık? Harika yemekler yaptık. Pizza yaptık bayat ekmeklerden. Börek yaptık. Gül şerbeti yaptık. Bütün bunları izleyedi.com'dan ve aynı zamanda Kanal 7 YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.